Fokus'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bugün Fokus programında ilk bölümde birazdan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin bizimle olacak. Kendisiyle Turizm Bakanı Ersoy'un özellikle bankaların yangın ve afet bölgelerindeki otellere kolaylık sağlayacağı açıklamasını konuşacağız. Bu maalesef yaşadığımız doğal afetler, sel, yangın gibi felaketlerden sonra bölgedeki turizm yatırımları ne olacak? O taraftaki özellikle zorluk, doluluk oranları hepsini detaylandıracağız. Sonrasında ise tabii yine Oya Hanım'la ele alacağımız bir diğer konu da TTYD Başkanı Oya Narin'le. Bundan sonraki süreçte İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmaya hazırlanıyor. Yine bazı ülkelerde de benzer şekilde adımlar var. Yabancı turist girişleri yılın geri kalanında nasıl olur? Buradaki detayları da yine kendisine soracağız. Sonrasında WEF İklim Platformu Başkanı Antonia Gavel bizimle olacak. En son Dünya Ekonomik Forumu'nda özellikle paylaşılan notlarda biliyorsunuz hem Türkiye'nin yeni dönemde sürdürülebilir projeler, enerji başta olmak üzere yeşil dostu projelere yaptığı katkı. Öte yandan tabii iklim değişikliği, Paris İklim Anlaşması'na uyum, tüm bunların detaylarını da WEF ile konuşacağız. Bir diğer ele alacağımız konu kimya sektörü olacak. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber bizimle olacak. İlk bölümde kendisiyle de yine kimya sektörünü ele alacağız. Bu arada turizm istatistikleri de geldi. Az sonra bunları da Oya Hanım'a soracağım. Turist sayısı Temmuz ayında 2019'a göre %30 düşüşle 4.36 milyon oldu. Turist sayısı 4.36 milyon oldu. 2019 rakamlarına göre yani pandemi öncesine kıyaslandığında %34 düşüş var. Elbette geçen sene doğru bir örneklem aralığı olmadığı için geçen senenin bazı pandemiden dolayı yine çok düşüktü. Bu sebepten ötürü de verileri ağırlıklı olarak tabii 2019'da ile kıyaslıyoruz. O rakamın da hala altındayız. %34'lük Temmuz'da düşüş var. Bunu da paylaşalım. Detayları da soracağız. Hemen gidelim hatta kendisine. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin bizimle dedik. Oya Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben bu veriyi sorarak başlamak istiyorum size. Tabii TÜİK'ten gelen rakamlar Temmuz özelindeki fotoğrafın bize pandemi öncesini henüz yakalayamadığımızı gösteriyor. Ama uzun yıllardır sektör içindesiniz. Dolayısıyla sadece Temmuz'u sormayayım. Genel olarak yılın ilk bu 8 ayı nasıl geçti sektör için sizden deneyelim. Şimdi tabii geçen seneye göre bir artışımız var. 2019 bizim hedefi hiç şüphesiz. 2019'a göre %60 üzerinde bir düşüşümüz var. 2019 rakamlarımız ilk 6 ayda baktığımız zaman 21 milyon iken geçen sene 5,5 milyon olmuş. Bu sene ise 7,5 milyon civarındayız. Temmuz verilerimiz de iyi geldi nispeten. Dolayısıyla bakanlığımızın da hepimizin de koyduğu hedef 20 milyon turist hedefini yakalamamız mümkün olacak. Belki 1-2 milyon eksiğimizle bu seneyi kapatırız diye düşünüyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki 2019 rakamlarını yakalamamız için 2022 ve 23 yıllarını doğru seyretmemiz lazım. Bu 2020 ve 21 senesi bizler için bir geçiş yılı olarak görüyoruz. Evet. Dolayısıyla ben açıkçası yavaş yavaş çıkışın bir çıkış trendine girdiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki bu son dönemde yaşadığımız sıkıntılı yangınların dışında bize bir sürpriz oldu. Ama bunu da süratle atlatacağımıza ben açıkçası uzun yıllardır turizmin içinde olan bir insan olarak inanıyorum. Peki tabii toplam rakamları da hatırlatalım hemen. İlk 7 aylık rakamlar 10.1 milyon turiste işaret ediyor. 2019'un aslında benzer dönemine baktığımızda 24.7 milyondu. Geçen sene çok daha düşük 5.4 milyon. En azından geçtiğimiz yıl ikiye katlamayı başarmışız ama sizin de vurguladığınız gibi 2019'a göre hala çok uzak bu rakamlar. Peki şimdi Oya Hanım bu dönemde tabii pandeminin etkilerini silmek için ekonomide karar vericilerden birçok adım atıldı. Vergi düzenlemeleri vardı, kısa çalışma ödeneği vardı, turizm sektörü için krediler, teşvikler vardı ama hep birazdan sektör aslında haklı da olarak hibe talebini yineledi. Biraz bahseder misiniz bundan? Yani atılan adımlar ne kadar yerini buldu? Bundan sonraki süreç için şunlar eksik kaldı, bu konuda teşvikler arttırmalı, düzenlemeler arttırmalı dediğiniz hangi noktalar var? Şimdi ben yine şuraya geri dönmek istiyorum müsaadenizle. Biz 2019 yılı hedefimizi 2023'e doğru oturtursak 2022 ve sonrasındaki yıllara bu hedef çerçevesinde
dünya turizmine de bakarsak ki dünya turizminde 1 milyara yakın bir kişinin seyahat azalması olmuş, inanılmaz yüksek bir rakam. Genel trendlerimize baktığımızda biz dünya turizminde aşağı yukarı aynı çizgide gidiyoruz. Hatta geçen seneki güvenlik sertifikası programıyla birçok konuda da ileri gittiğimiz hiç şüphesiz. Hükümetimiz, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başka olmak üzere, Sayın Bakanımız da ve Hazine Maliye Bakanlığımız da dahil olmak üzere turizmin önemini hepimiz biliyoruz ve bu konuda çok ciddi destekler verilmeye devam ediyor. Pandeminin birinci günden beri vergi ve sosyal güvenlik sigortası kapsamında olan ötelemeler, onun dışında yapılandırmalarla ilgili, irtifak haklarıyla ilgili olan ötelemeler, bunların tabii çok ciddi desteği oldu. Aynı zamanda geçen sene bir KGF desteği de aldı sektör. Fakat bunların getirdiği tabii faiz yükleri, maliyetleri var. Bu maliyetlerin olmaması hali tabii ki herkesin arzu ettiği, hani hibe olmasa bile en azından faiz yüküne girmeyelim arzusu sektörde güçlü bir şekilde var. Neden var? Çünkü demin de söylediğimiz gibi 2022 ve sonrasında ancak sektör bir sermaye akümülasyonuna geçebilecek, bir işletme sermayesi ihtiyacı sıkıntısı var bu noktada ve bir birikim sağlayamıyor. EBITDA yaratmakta son iki senedir sıkıntı çekiyor. O nedenle hibe talep ediliyor. Fakat bu da şu anda pek olumlu olarak değerlendirilmiyor anladığımız kadarıyla. Fakat yine de destekler ciddi bir biçimde devam ediyor. Afet bölgesinde de afet bölgeleri ilan edilen yangın sonrası bölgelerimizde de bu destekler genişletilerek sürdürülüyor. Bu bizi önümüzdeki yıllara taşıyacak, sektörü koruyarak taşımamız lazım. Ondan sonra çok süratli, biliyorsunuz sektörümüz çok hızlı toparlayan bir sektör. Muazzam bir teveccüh var uluslararası pazarda Türk turizmine, Türk topraklarına, Türk doğal güzelliklerine. Dolayısıyla çok kısa zamanda pandemi ve aşılama süreçleri toparlanırsa biz önümüzdeki seneden itibaren sistemi oturtabiliriz. Burada faiz yükleri konusunda desteğe ihtiyacımız var diye düşünüyoruz. Şimdi tabii sizin de Mart Otel Zincirleri gibi birçok otel yatırımınız var, zincirleriniz var. Afetten maalesef siz de dolaylı yoldan aslında etkilendiniz. O dönemde bölge, özellikle Marmaris bölgesi çok zor günler geçirdi. Biraz bahseder misiniz? Tabii hem bir yandan Ege bölgesi, bir yandan Akdeniz. Bu yangınlardan sonra turizm iştahı azaldı mı? Gelen turist sayısı ne kadar düştü? Bu dönemi nasıl geçirdiniz? Orman yangını, açı olan hiç kimsenin hakikaten yaşamasını hiçbir zaman arzu etmeyiz. Biz Marmaris bölgesinde uzun yıllardır yatırımcı olduğumuz için, orada bulunduğumuz için zaman zaman bölgede ufak orman yangınlarına hep şahit olduk. Çok üzücüdür. Bu defa çok büyüktü. Hakikaten büyük bir sıkıntı oldu ilk başlarda ama kamu, özel sektör, misafirlerimiz, köylerimizdeki yaşayan vatandaşlarımız, yani öyle bir el birliğiyle bu konu çözüldü ki hakikaten bir hafta 10 gün içerisinde bölgemiz sanki hiçbir şey olmamış gibi, tabii ki ağaçların görüntüsü dışında tekrar turizm sektöründe servis vermeye başladı. Hatta öyle ki bir taraftan bir yer yanarken öbür tarafta hiçbir şey olmamış gibi biz misafirlerimize hizmet vermeye devam ettik. Marmaris kasabasında, Selimiye'de, Bozburun'da, bütün bu bölgede. Aynı şekilde Antalya'da da öyle oldu, Bodrum'da da öyle oldu. Turizm gelirlerinde bir düşüş olacak Ağustos ayı için bazı bölgelerde. Özellikle Marmaris'te daha yoğun gözüküyor, destinasyon Dalaman açısından. Ama bunun Eylül itibariyle toparlanacağını düşünüyoruz. İngiliz pazarında bugün olumlu bir havadis gelirse, bir açılma olursa bu çok olumlu olarak etkileyecektir. Ama bunu da normal karşılamak lazım. Tabii ki sezonun en yüksek satış fiyatı olan haftalarında bu olayın olması, Marmaris'teki gelirleri, Bodrum'daki gelirleri biraz daha az. Çünkü iç turizm Bodrum'da çok hareketli, etkileyecektir. Ancak yine de önümüzdeki bu sene, geçen seneye göre daha iyi bir performansla sektör sezonu muhakkak kapatacak. Rus turizminin Ukrayna'nın hareketliği devam ettiği takdirde Ekim sonu Kasım'a kadar iyi bir sonuçla
en azından bir geçiş yılı çerçevesinde, prensibinde önümüzdeki seneye hazırlıklarımıza başlayabileceğimizi düşünüyorum. Peki, şimdi burada tabii İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması, bu oldukça önemli. Tabii İngiliz turist de Türkiye için önemli. Keza yine Avrupa'dan gelen Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri de önemli. Çünkü ağırlıklı olarak Rus turist, işte Türkiye Cumhuriyetleri'ni gördük zannediyorum ki bu dönemde. Orta Doğu turisti gördük. Biraz bahseder misiniz? Yabancı turistin dağılımı ve pandemide bundan sonraki süreçte Türkiye'nin atacağı adımlar, işte aşı zorunluluğu gelmeli mi? Otellere girişte de zaten sizin çalışanların birçoğu aşılandı ki kontrolleri de yapıyorsunuz ama ben biraz buradaki beklentilerinizi rica edeyim. Tabii spesifik olarak İngiltere haberi nasıl değerlendirdiniz onu da sorayım. İngiltere için tabii bir ümit içerisindeyiz her daim. Rus pazarı devam edecek. Rusya'dan talep devam ediyor. Özellikle Antalya bölgesi için. Ukrayna'dan talep devam ediyor. Alman pazarında az da olsa hareketimiz var. Bu sene Ekim'e kadar, Ekim sonuna kadar biz özellikle Antalya'da sonunda bu pazarların hareketli olacağını düşünüyoruz. Ege bölgesi için İngiltere'nin yanı sıra iç pazar ve Rus pazarı özellikle Kuşadası bölgesinde ilgi var. Bodrum bölgesinde ilgi var. Buralarda da devam edecektir. Bizim için son çeyrekte önemli olan destinasyonlarımızdan bir tanesi de İstanbul. İstanbul'daki sanat faaliyetleri hızlı bir şekilde Ağustos sonu itibariyle başlaması, biraz daha sosyal hayata dönük hareketliliğin başlamasıyla birlikte İstanbul'da da bir hareketlenme olacağını tahmin ediyoruz. Pandemi niye hazırlık olarak da veya bu süreçteki yaptığımız tedbirler, çalışanlarımızı dediğiniz gibi bakanlığımızın da desteğiyle, Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle çoğu neredeyse %90'ın üzerindeki çalışanlarımız aşılanmış durumda. Tedbirlerimizi alıyoruz. Açık hava olduğu için tabii zaman zaman gelen misafirlerimiz kurallara uymakta sıkıntı çekiyorlar ama kuralları da disiplin içerisinde uygulamaya çalışıyoruz. Onun dışındaki tedbirleri de bizim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ülkeler arası diplomasi ve sağlık kuralları çerçevesinde alıyorlar. O konuda tabii bizim çok bir müdahalemizin olması mümkün değil. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için Oya Hanım. Çok teşekkürler. İyi günler. Çok sağ olun. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Hanım'ın görüşlerini aldık. Bir tabloyu da hızlıca ekrana getirelim. Şimdi yıllık turist sayısındaki değişime bakıldığında tabii elbette yüzde değişimi olarak güçlü bir baz vardı bu senenin Nisan-Mayıs aylarında. Şimdi o baz yavaş yavaş aşağı geliyor ama turizm gelirleri de önemli. Çünkü geçen sene Nisan-Mayıs'la kıyaslandığında, pandemi dönemiyle kıyaslandığında aslında turizm gelirlerin giderek arttığını görüyoruz. Oya Hanım da bunun daha da artması için atılması gereken adımları, önlemleri paylaştı. Biz de takip etmeye devam edeceğiz ve İngiltere çok azam şu an için oradan gelebilecek haber rakamları da yukarı çekebilir dedi. Şimdi geçelim buradan WEF'in son raporuna ve iklim değişikliği ve buna dair vurguladıkları aslında mesajlar, uyarılar, detayları konuşacağız. WEF İklim Platformu Başkanı Antonia Gavel bizimle olacak. Hello. Merhaba Sayın Antonia Gavel. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Karbon emisyonunu azaltmak 400 milyon yeni istihdam yaratabilir ve 10 trilyon dolarlık iş hacmi yaratabilir 2030'a kadar. Bu yüzden şunu sormak isterim. Öncelikli sektörler hangileri olacaktır? Bence öncelikten bahsedecek olursak 3 şeye bakarım. Bir tanesi tabii ki enerji etkililiğinin arttırılması ilk fırsat olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle de Türkiye bu çok büyük bir yatırım alanı. Bu bir şey. İkinci olarak da biraz daha rekabetçilik fırsatlarını arttırmak diyebilirim. Örneğin mesela yenilenebilir enerji tarafı ya da güneş ya da rüzgar ya da diğer yenilenebilirler rekabetçilik fırsatı sağlayabilir, istihdam yaratabilir. Altyapı kurulması için de birçok istihdam yaratabilir.
Mesela kimyasal alüminyum baktığımız zaman küresel emisyonun çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Üçte biri bile oluşturuyor diyebilirim ve burada bir dönüşüm gerekiyor. Bu tarafta da çok fazla bir dönüşüm fırsatı var. Net sıfır karbon emisyonu oluşturulabilir. Bugün ne yapabileceğimize bakabiliriz. Kesinlikle maliyet anlamında rekabetçiliği olması gerekiyor. Ancak ülkeler bu noktada liderlik rolünü üstlenebilir iklim dönüşümü tarafında. Pekala, şunu da sormak isterim. Ülkelerin yapacağını söylediği şeylere baktığımız zaman 2030'a kadar çok bebek adımları atılıyor. Ancak bu verilen sözler ve gerçeklikler birbirine ne kadar yakın, ne düşünürsünüz? Siz de söylediniz, bütün ülkeler bir taahhütte bulundu, bir söz verdi. İklim değişikliği hedeflerine uyma sözü verdi. Paris İklim Anlaşması altında yapıldı bu. Ve bu anlaşma ülkelerin verdiği sözleri tutmasını istiyor. Bu iklim değişikliği hedeflerine ulaşmasını istiyor. Ancak orada değiliz. Küresel emisyonların %60'ına baktığımız zaman Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkelerden geliyor ve %40'ının da bu şekilde ilerlemesi gerekiyor, azalması gerekiyor. Notta da yazdık, raporumuza da yazdık. 2050'ye kadar istediğimiz şeyi başarabilmek için 2030 yılında emisyonların hali hazırda yarıya indirilmesi gerekiyor. Eğer 2050'de sıfır olmasını istiyorsak 2030'da yarıya kesinlikle indirilmesi gerekiyor. Ülkelerin ve şirketlerin uzun vadeli hedefleri var. Ancak 2030 hedeflerinin önce hakikaten doğru patikada ilerlemesine ihtiyacımız var ve çok fazla yolumuz var. Gerçekten verilen sözlerin gerçeklikle uyuşması için, aynı noktaya gelmesi için çok fazla alınması gereken yolumuz var. İklim değişikliği müzakereleri var, biliyorsunuz COP26'da bu yıl Kasım ayında. Şunu da sormak isterim. Bu yangınlar, kuraklıklar, herhangi bu ekstrem olayların ekonomilere verdiği hasarı ölçebilir miyiz? Evet, bunun maliyeti çok fazla. Ekonomileri olan maliyet çok fazla baktığımız zaman ve fırsatların kaybedildiğini görüyoruz. Özellikle bazı piyasa kategorilerinde gelecek fırsatların yok olduğunu görebiliyoruz. Yangınlardan bahsediyoruz, kuraklıklardan bahsediyoruz. Bunlar hem ekonomilere mal olur hem de insanlara mal oluyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. İnsan sağlığına da çok fazla mal oluyor. Yani iklim değişikliğiyle mücadele etmemek çok fazla şeye mal oluyor. Yeni bir araştırma yapıldı ve iklim değişikliği konusunda bir adım atmamak küresel gayri safi yurtiçi hasılı %18 azaltabilir 2050 yılında. Böyle bir araştırma var. Herhangi bir adım atmamak çok yüksek bir risk oluşturuyor ve küresel ekonomik ilerlememizi riske atabilecek bir şey. Ve bu risk çok büyük. İsterseniz biraz da Türkiye'den bahsedelim. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Ancak bunu tasdik etmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisi için riskler ne olabilir? Sizin de bildiğiniz üzere yüzlerce ülke Paris Anlaşması'nı, iklim anlaşmasını imzaladı. Ancak bazı ülkeler bunu tasdik etmedi. Yani bu ne demek? Adım atması gerekiyor ulusal anlamda. Politikalarını hedefler ile aynı noktaya getirmesi gerekiyor demek bu. Yani bunu yerelde yapması gerekiyor. Türkiye'de bunu yapmayan tek G20 ülkesi, Paris İklim Anlaşması'nı tasdik etmeyen tek G20 ülkesi Türkiye. Bu küresel anlamda çok önemli. Bu anlamda geleceğimize yönelik çaba sarf etmek çok önemli. Türkiye de aynı şekilde dediğim şeylerle bağdaşlaştırabilinir. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapma konusunda çok fazla fırsat kaybedilebilir. Aynı zamanda iklim değişikliği ile ilgili hiçbir şey yapmamak da çok büyük riskler yaratabilir. Türkiye ve Türkiye ekonomisinde ve vatandaşlar üzerinde bu hissedilebilir. Dediğim gibi iklim değişikliği küresel anlamda mevcut seviyede, mevcut ivmeyle devam edecek olursa bu çok fazla hasar verir. Ancak hem Türkiye hem de diğer ülkelerin kesinlikle kendilerini tamamen Paris İklim Anlaşması ile aynı noktaya getirmesi gerekiyor. Ve bir araya
gelip tabii ki işbirliği için diğerleriyle çalışılması gerekiyor. Ancak en temele baktığımız zaman daha evvel de bahsettim. Yerel ekonomik fırsatlar var ve herhangi bir adım atmamanın potansiyel riskleri var. Bunların farkında olmak hem yerel anlamda hem de küresel anlamda çok önemli. Hem Türkiye için hem de diğer ülkeler için durum böyle. Pekala Antonio, şunu da sormak isterim. Milyonlarca insan iklim değişikliğinden etkileniyor. IPCC raporunda da bu yazıyor. Yani hükümetler arası iklim değişikliği panel raporunda da bu yazıyor. Bu bizim için ne demek? Biraz daha detay verebilir misiniz? Evet, tabii ki. Genel anlamda bakacak olursak son IPCC raporunda bunlar yazıyor. Yaklaşık bir hafta önce, bir ya da iki hafta önce yayınlandı. Biz şunun altını çizdik. Daha açık bir şekilde ifade ettik. Bunu daha önce hiç olmadığı kadar açık bir şekilde ifade ettik. İklim değişikliği ilerliyor ve bu artık insanlara çok fazla zarar veriyor ve bizi çok fazla etkiliyor. Hem ekonomileri etkiliyor hem de kişisel olarak herkes etkiliyor. Hem de piyasaları etkiliyor. Özellikle Türkiye'ye bakacak olursak potansiyel olarak hassas bir durumda Türkiye. Bunu söyleyebiliriz. İklim değişikliğinden ve bunun etkilerinden etkilenebilir. Bugün bile bunun etkilerinin olduğunu görebiliyoruz. Yaz aylarında sıcaklığın artması ya da kuraklıkla alakalı mücadelelerin olma riski var. Bunların kesinlikle yine yerel ekonomiyi etkileyebileceğini söyleyebilirim. Aynı zamanda vatandaşları tek tek de etkileyebilir. Bu geçtiğimiz aylarda gördüğümüz üzere bütün dünyada çok zorluklar yaşandı. Çok uçlarda ekstrem hava olayları yaşandı bütün dünyada. Türkiye'de diğer birçok ülke gibi kesinlikle etkileniyor ve etkilenmeye devam edecek iklim değişikliği yüzünden ve bu da çok önemli. Bu risklerin farkında olması gereken bir şey ve diğerleriyle bu dönüşümde birlikte çalışılması gereken bir alan. Antonia Gable, bugün bize katıldığınız için ve bu detayları bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. WWF İklim Platformu Başkanı Antonia Gable'ın görüşlerini aldık. Özellikle Türkiye özelinde değil, aslında tüm dünyada bu iklim anlaşmaları imzaladıktan sonra bu şartlara bağlı kalınamayabiliyor. Fakat maliyetler var bu anlaşmaların içerisinde olmak için. Yatırımlar yapmak gerekiyor elbette. Fakat bunların yapılmaması takdirde de tam tersi ekonomik yan etkisi, ekonomik erozyon çok daha yüksek diyor ki oldukça önemli söyledikleri. Devam edelim. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber olacak şimdi Fokus'ta konuğumuz. Haluk Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Güzel Hanım. Çok sağ olun katıldığınız için. Şimdi ben aslında bu dönemin en önemli, en sıcak gündemi ham madde tedarikindeki sıkıntı. Dolayısıyla bunu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü son birkaç haftadır tekstilden otomotive, inşaat sektöründen yine plastik sektörüne kadar sektörlerden şu şekilde talep var. Aramalı ve ham maddeyi ihraç etmeyelim. Çünkü içeride bize lazım. Örneğin bunu işte MDF için konuşuyoruz ya da kağıt için konuşuyoruz ya da çimento sektörü için, çelik sektörü için konuşuyoruz. Dolayısıyla bu konuda hükümetten bir düzenleme talep ediyor sektörler. Ara malını ve ham maddeyi dışarıya göndermememiz içeride ancak bize yetiyor şeklinde bir talep var. Katılır mısınız? Kimya sektöründe zaten ağırlıklı ihraç değil, ithal ediyoruz ham maddeyi ama mevcut içerideki ham maddenin daha fazla içeride tutulması için ne yapılmalı? Şimdi tabii bu firmaların yapısını da bozabilir bir fiyat politikası. İhracat yapıldığı zaman döviz geliyor. Dolayısıyla çok uygulanabilir bir sistem değil. Birdenbire olabilecek bir konu da değil. Bence bu serbest kalmak zorunda. Çünkü şunu da ilave etmek lazım. Avrupa'da fiyatlar gene yükseliyor. Ham madde fiyatları giderek tırmanıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki üreticilerin işi birçok bakımdan zor. Çeşitli fonksiyonları zayıflatıyor ve üretimler aksayacak. Bence çok olabilecek bir durum değil bu. Serbest piyasa ekonomisi koşullarında işlerinin yürümesinde fayda var. Ve zaten ithalatımız çok yüksek. Birazdan belki bunları da anlatabileceğim bir fırsat olacak. İthalatımız bu sene yaklaşık yıl sonunda 46-47 milyar dolara gelecek. Yani yılın ilk 6 ayında da zaten 24 milyar dolar. Çok yüksek bir rakam. Haklısınız. Türkiye'de hep söylüyoruz kimya sektörü %75 ithalatla çalışıyor. Bu ham maddeleri Türkiye'de üretebilir, daha fazla üretebilir konuma gelmemiz lazım ama şu anda da çok fazla üretimde güçlü değiliz. Bu ham maddelerin birçoğunda maalesef tamamen dışarıya bağlıyız.
Peki buradaki özellikle bir son dakika var, onu aktarayım, hemen size döneceğim tekrar. Rekabet Kurumu Azer Telekoms ve Soker Türkiye Enerji ortak girişimine izin verdi. Tekrar hatırlatalım, önemli bir son dakika. Azer Telekoms, Soker Türkiye Enerji ortak girişimine izin verdi. Bunu da iletelim ve hemen ben tekrar döneyim Haluk Ercebere. Haluk Bey, peki bu konuda zaten her yayında söylüyorsunuz. Yani Türkiye'deki petrokimya tesisleri elbette yeterli değil, yatırım yapılmalı diye, ama yatırım bugünden yarına olmuyor diyoruz ama 10-15 senedir de bunu konuşuyoruz. Elbette bugün yapılan yatırımın meyvelerini yarın toplamayacağız. Ama şimdiye kadar neden bu konuda daha fazla yatırım olmadı, yatırım iştahı ya da yok? Hükümetin teşvikleri mi, yatırım rakamları mı, kurun geldiği seviye mi, biraz bahseder misiniz? Tabii ki şöyle, şimdi aslında dış ticaret açısından büyük pay alıyor kimya sektörü. Yani geçtiğimiz yıl yaklaşık 35,5'tu. 2019'da da %58'di. Bu senede %50'li rakamlardayız. Yani şu anda 58-59 civarında dolaşıyor 6. ay sonunda. Petrokimya da önemli bir ithalat maddesi. Yani ithalat kalemi. 11 milyar dolara yakın petrokimya ithalatı var. Ve Türkiye'de sadece Petkim Sokar bu üretimleri gerçekleştiriyor. Ve onun da kapasitesi tabii sınırlı. Yani polipropilen ve polietilende zaten her ikisinin toplamı yaklaşık 7-8 milyar dolarlık ithalat var. Dolayısıyla çok büyük bir ithalat var. Petrokimya yatırımları uzun süreçli yatırımlar. Birdenbire başlayıp bitmiyor. Ve yaklaşık 5-6 yıl sürebiliyor ki Star Rafinerisi de 7 yıla yakın sürmüştü. Biz de Türkiye'de Sokar dışında büyük oyuncu başka yok maalesef. Dolayısıyla oyuncu olmayan firmalar bu işe soyundular. Rönesans Holding mesela bu işe soyundu ve bir arazi de aldı Ceyhan'da. Bu yılın başında yapacağı işlerle ilgili, yatırımlarla ilgili bilgilendirme yapıldı ama sonrasında bir daha ses çıkmadı. Şöyle de bir durum var. Arazi hazır değil zaten. Arazinin hazır hale gelmesi, liman yapılması için nereden baksanız 1,5 milyar dolar en azından bir para gidiyor. Yatırım ufak bir yatırımsa, sadece söz konusu PDH yatırımıysa ve polipropilen üretilecekse onun yatırımı 1,5 milyar dolardı. Pandemiden sonra bu muhtemelen %50 zamlandı. Bütün makina fiyatları, bütün demir çelik fiyatları, tesis, bina, çimento, aklınıza ne geliyorsa her şeyin fiyatı %100'e yakın, %50 ile %100 arasında arttı. Dolayısıyla 1,5 milyar dolara çıkacak olan yatırımın aslında gerçek maliyeti 5-6 milyar dolar. Eğer daha fazla madde üretmeye soyunulursa, ki doğrusu budur, tek bir ham maddeyle bu pazarda yer edinmek çok zor, bu 6-7-8 milyar dolara doğru yükselebilir. Bunun geri dönüşü çok uzun bir süreçte oluyor. Çünkü zaten altyapısının hazırlanması, yatırımın yapılması 6-7 yıl. Üretime geçmek de yaklaşık 8-9 ay ya da 1 yıl. Dolayısıyla yani 10. yıldan sonra ancak bunun geri dönüşü söz konusu olabilecek. Dolayısıyla buna soyunmak ve çok kolay olmuyor. Devamlı gecikiyor. Başka bir problem de dünyadaki ham madde ve makina fiyatlarının pahalılığının dışında başka bir problem de sürdürülebilirlik kapsamında gelecekle ilgili petrokimya için planlar değişti. Yani mesela BASF Almanya'da üretim yapıyor ve üretimi için gerekli ham, petrol, ısı, enerjiyi yenilenebilir enerjiden almak istiyor. Bunun için Kuzey Denizi'nde bir ada kurarak rüzgar güllerinden kendisine elektrik sağlayabiliyor ve bu projede 30 milyar dolarlık bir euroluk bir proje. Dolayısıyla 850 derecede çalışan kraker, elektrikle çalışan, yenilenebilir enerjiyle çalışan bir kraker yapıyorlar. Yani bu proje bu kadar büyük bir proje ve Linde ile ortak çalışıyorlar. Tabii ki bunlar çok kapsamlı projeler, çok zor projeler. Ama buna benzer bir sürü petrokimya ile ilgili yenilikler var. Bu yenilikleri de kaçırdığınız zaman 3-5 sene sonra, 10 sene sonra bu yapılan yatırımların fizibilitesi daha da kötüye gidecek. Sınırda karbon vergilerine karşılaşılabilir. Bu tip şeyleri düşündükleri için yatırımcı firmalar da buna çok kolay giremiyorlar ve projenin gözden geçirilme süreci de özellikle sürdürülebilirlik kapsamında daha da uzatıyor işleri. Haluk Bey, son birkaç dakikanın içerisine girdik. Ben biraz rakamları da sorayım size. Temmuz'da ihracatı geçen yıla göre %21 artmıştı sektörün. Yaklaşık 2 milyara yakın bir rakam, 1,9 milyar dolar gibi olmuştu ama yılın geri kalanı ne olur? Bu yılı ne kadarlık bir ihracat rakamıyla şimdi sektör efendim, kapatmayı hedefliyor? Bizdeki rakamlar TÜİK rakamları olduğu için şöyle izah edeyim. Yılın ilk 6 ayında ihracat 2020'nin ilk 6 ayında 11,4 milyar dolara yükseldi. Ve geçen senenin ilk 6 ayına göre %36 artış sağladı. Geçen sene biliyorsunuz Nisan-Mayıs-Haziran çok zayıf geçmişti.
Baktığınız zaman ihracatlarda gerçekten çok yüksek bir artış var ve iyi gidiyor. Bizim yıl sonu öngörümüz yaklaşık ihracatın 22-22,5 milyar dolar gibi bir civarda, 22-22,5 milyar dolar civarında yılı kapatacağımız yönünde. Ama ithalatımız da maalesef %27 artışta 46 milyar dolar olacak. Son 3-4 senede hep 36 milyar dolar civarındaydı. Şimdi 46 milyar dolara geliyor. Tabii dış ticaret açısındaki pay da kimyanın payı sadece %55'lere, 56'lara çıkacak gibi gözüküyor. İlk 6 ayda %58'di bu rakam. İthalatı da düşünmek lazım. İç yatırımları da düşünmek lazım. Şu anda Sasan'ın dışında başka da bir yatırım pek gözükmüyor. Süreçler de kolay değil. Herkesin kafasının karıştığı, projelerin iç içe geçtiği bir sürü değişik bir ortam oldu. Ama bu Avrupa Yeşil Mutabakat çerçevesinde özellikle hidrojen çok gündemde. Hı hı. Yani enerjide hidrojenin olması, bu Avrupa'sı yani Avrupa ile ilgili %46 oranında mal satışımız Avrupa Birliği'ne ve bu vergilerden, sınırda karbon vergisinden, bu mekanizmaya takılmaktan kurtulmamız lazım. Yatırımları planlı ve sağlıklı bir şekilde, doğru şekilde, doğru yerlere yatırımları hızlandırmak lazım. Ve hükümetin de bunları tabii ki teşvik etmesi de gerekiyor. Peki bu 3 yeni KGF paketinden beklentiniz ne? Sizin sektöründe pay alacağını düşünüyor musunuz? Yani evet, biraz alabilir ama çok da büyük bir etki olacağını da düşünmüyoruz. Yani biz düşünmüyoruz. Yani. Haluk Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber'i ağırladı. Kısa bir ara, aranın arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Profesör Doktor Necip Çakır, Deniz Yatırım Bağlantıları ve Ceren Dilekçi olacak ikinci yarıda bizimle. Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deniz Yatırım'a gideceğiz. Ufuk Özdan olacak karşımızda, telefon attığımızda. Ufuk, hoş geldin yayına. Elbette Jackson Hole gündem. Tabii Ben Bernanke dönemini 2013'e döndürür mü bizi bilinmez ama son Fed mesajları, Fed tutanakları görece şahin olarak algılandı ama onun üzerine de hep büyüme endişesi dedik, delta varyantı dedik. O yüzden piyasanın da kafası karışık. Siz ne beklersiniz yeni haftadan, özellikle Jackson Hole toplantısında? Günaydın Gizem, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Dediğim gibi gündem Jackson Hole toplantısı. Daha önce birçok sefer Jackson Hole toplantılarında Fed'in ve merkez bankalarının politikalarındaki ana değişimleri takip ettik. Bununla ilgili yönlendirmeleri takip ettik. Dolayısıyla herkesin gözü kulağı orada. Keza geçen sene Fed'in ortalama enflasyon hedefine geçişi de yine burada açıklanmıştı. Dolayısıyla buradan ne mesajlar gelecek yakından takip edeceğim ama senin de dediğin gibi aslında patika, Fed'in ilerleyeceği patika çok net değil şu an itibariyle. Çünkü hem gelen yeni varyantlar hem büyümeyle ilgili endişeler geçen hafta aslında Çin kaynaklı, Asya kaynaklı bu endişelerin piyasalarda ne kadar fazla fiyatlandığını gördük. Bir taraftan da gelen enflasyon endişesi, burada ne gibi mesajlar gelecek bunu görmeye çalışacağız. Bizim kanaatimiz, aslında beklentimiz, Jackson Hole toplantısında mutlaka mesajlar gelecekti ama ana mesajların Eylül toplantısındaki, Eylül'deki Fed toplantısında gelmesi, o yöne doğru bir yönlendirme olması, yine Amerika tarafından GDP verisini ve PCE verisini alıyor olacak Amerika'dan bu hafta içerisinde. Bunlar da yine Jackson Hole toplantısı öncesinde olacak. Muhtemelen oradaki mesajları etkileyecektir. Geçen hafta özellikle Asya piyasaları kaynaklı baskının hisse piyasaları üzerinde olduğunu görmüştük. Bugün itibariyle, bu sabah itibariyle 5 haftalık Çinli teknoloji hisselerinin düşüşlerinin yavaş yavaş toparlandığını görüyoruz. Aslında orada Alibaba liderliğinde bir düşüş söz konusu. Alibaba'da hala tam olarak bir toparlanma söz konusu değil ama Çin teknoloji hisselerinde bir toparlanma söz konusu. Bunun da hem Amerikan vadelerine hem Avrupa piyasalarına olumlu bir etkisi var. İçeride de beklentimiz olumlu tarafta, bir süredir TL varlıkların gelişmesi ülkelere göre daha iyi performa ettiğini görüyoruz. Özellikle endeks tarafında 1440-1460 bandının korunacağını düşünüyoruz. 1430 aşağıda takip ettiğimiz destek seviyesi ama bu destek seviyesinin kısa vadeli haber akışı içerisinde test edileceğini çok fazla düşünmüyoruz. Ufuk,
Ufuk çok teşekkürler. Aktardıkların için Ufuk Özdan'ın görüşlerini aldık. Şimdi gidelim Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necip Çakır'a. Necip Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hocam öncelikle bugün gelen tüketici güveni rakamlarına baktığımızda farklı bir dinamik var artık. Yani eskiden dolar TL ile korelasyonu yüksek derdik. Tüketim talebiyle korelasyonu yüksek derdik. Ama şimdi dinamikler değişiyor. Çünkü kur tarafında yatay bir hareket olmasına rağmen birkaç aydır tüketici güveni çok hızlı bir şekilde geri çekiliyor. Öte yandan bakıldığında yine tüketim talebine bakıldığında da kredi büyümesi evet eskisi kadar güçlü değil ama hala negatif bölgeye de gelmedi. Nasıl görüyorsunuz son sinyalleri Türkiye'ye dair? Hem güven hem de tüketim alışkanlıkları. Yani buradaki en temel faktörlerden bir tanesi gelir dağılımının son derece bozulmuş olması ve özellikle de düşük gelir gruplarına yönelik olarak enflasyonun baskısı bu iki etkiyi doğuruyor diye düşünüyorum ben. Tabii bu arada yani bu işte küresel ısınmaya bağlı olarak işte imzalamayan az sayıdaki ülkeden bir tanesiyiz biz de tek G20 ülkesiyiz. Ortaya çıkan tehditler yani bu yangınlar ve selleri kastederek söylüyorum. Bunlar Türkiye ekonomisi üzerinde yani ciddi olumsuz etkiler yaratan faktörler haline dönmeye başladı. Ayrıca işte tarımsal üretimin azalması ve işte tarımsal ithalatın artmak zorunda kalacak olması da diğer faktörlerden. Yani bir taraftan da CDS'e bakınca CDS tamam bir zamanlar 6 ürün üzerindeydi ama şimdi de işte bu seviyede 380'ler seviyesinde çakılmış kalmış durumda. Yani bu işte bizim de yani eşdeğer olan ülkelerle kıyaslandığı zaman oldukça yüksek bir değer. Yani temel bir güven eksikliği var. Yani bunu işte ne bileyim bu afetlerdir de kendisini biraz belirtiyor. Bazı durumlarda çok yavaş kalıyoruz müdahale etmek için. Bu da işte yani insanları güvenini sarsan bir faktör haline geliyor. Ayrıca tabii bizde çok ciddi bir politik belirsizlik durumu var. Bunlar da bu süreci körükleyen temel faktörler. Yani bunların hepsi bir araya geldiği zaman güven endeksinin düşmesi yani son derece doğal gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi işte en temel faktör yani gelir dağılımında çok ciddi uçurumların oluşuyor olması ve artan enflasyonun baskısının özellikle düşük gelir gruplarının çok fazla hissediliyor olması. Bu bir cebri tasarruf yaratarak bu insanları zorla tasarruf yapmaya zorlayarak bunlardan devlete ve özel sektöre kaynak aktarımına neden oluyor. Dolayısıyla daha yüksek bir fakirleşmeye getiriyor beraberinde. Bir de işte şeyleri de zamları falan düşünürseniz bunlar işte enflasyonun bayağı altında kaldığı için satın alma güçlerinin azalması daha da mümkün gözüküyor. Yani kredi tarafına bakınca da işte insanların krediyi niçin talep ettiğini çok iyi biliyoruz. Yani işte ya kredilerini talep etmek için, ödemek için, ertelemek için ya da günlük tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için kredi talep ediyorlar. Şimdi okullar açılıyor. Yani her okul açıldığı dönemde enflasyonda bir kıpırdanma olur. Ve bununla beraber de işte kredi kartları harcamalarında da bir artış beklemek mümkün. Dolayısıyla yani çok olumlu bir hava yok. Bir de tabii en temel faktör, bütün dünyayı sarsan faktör korona. Covid demiyorum, o 19'u da 20-21 oldu. Daha ne kadar gideceği de belli değil. Ve yani bu da çok ciddi güvensizlik yaratan faktörlerden bir tanesi ki 200'ün üzerinde ölü veriyoruz her gün. Ve maalesef işte aşı karşıtı bir grup da var. Bunlar da bu varyantın daha da hızlı yayılmasına neden oluyorlar. Bütün bu faktörler bir araya getirilince sadece bizde değil dünyada da yani güven eksikliğinin yaşanması son derece olağan gibi gözüküyor bana. Şimdi makro ihtiyati tedbirlerin etkisi yavaş yavaş kredilerde görülmeye başladı dedik. Grafikte ekranda kalsın hemen rakamları hızlıca ben hatırlatayım. Taşıt kredisi işte bu yılın başlarında bir ara %100 artış gösteriyordu. Şimdi %50'ye geldi. İşte ihtiyaç kredisine bakıldığında hocam %50'lik yıllık artışlar vardı. Orada %40'lara geldik. Keza yine kredi kartlarında da aynı şekilde düşüş var. 45'lerden 40'lara geriledi. Ama bir şekilde sıfırın üzerinde kalmaya devam ediyor. Şimdi yeni dönemde özellikle Türkiye'nin mevcut mali politikadaki duruşu, para politikasında şimdilik en azından diyelim görece sıkı ya da şahin henüz faiz indirimi gelmediği için söylüyorum. Devam edecek mi? Ve tabii enflasyon beklediğimizden daha yüksek olur. %19'ların da üzerine gelirse Merkez Bankası'nın faizinin sıkı ya da şahin olduğunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü enflasyonun altında kalmaya başlayacak politika faizi.
Yani şimdi bunu mesela ne bileyim işte geçmişte Amerika'da da yaptılar, FED yaptı. Yani faizle oynamadan para rezerviyle oynayarak para politikası yürütmek de mümkün. Yani daralıcı para politikası uygulamak da mümkün. Ama yani ben bu işte kredi talebinin azalacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için, yaşayabilmek için mutlaka kredi almak zorundalar. Burada yani halkın çok önemli bölümünü teşkil ediyor. Yani konut kredisi, işte taşıt kredisi bunlarda bir azalma çıkabilir ortaya zaten. Yani konut fiyatları ve kiralar feci bir hale gelmiş durumda. Yani ben gözlerime inanamıyorum fiyatları gördüğüm zaman. Ama yani tüketim kredilerinde, tüketici kredilerinde herhangi bir azalmanın olmasını beklemiyorum doğrusu. Bunların faizleri artarsa sadece bu insanların yükü birazcık daha artacak. Bunun ötesinde bir gelişme yani talepli bir azalma yaratacağına inanamıyorum. Dediğim gibi yani bu işte bir dizi faktörü bağlı ortaya çıkan bir şey. Ve yani biraz da böyle bir yani yarını düşünerek hareket etmek lazım. Demin söyledim yani tarımsal üretim düşüyor. Gıda fiyatları dünyanın her tarafında artıyor. Ve bu insanlar harcamaların çok büyük bölümünü gıdaya yapıyorlar. Bu küresel ısınmayla beraber, bunun getirdiği tehditlerle beraber bu önümüzdeki süreçlere devam edecek. Dolayısıyla eğer biz bunları ortadan kaldıracak bir takım önlemleri almayı beceremezsek o zaman bu sorun kalıcı hale gelecek demektir. Ve yani işte kısa vadede herhangi bir çözüm görmüyorum doğrusu ben bununla ilgili olarak. Peki hocam, son birkaç dakika içerisinde de izninizle biraz aslında ben içerideki yatırım ortamına değinmek istiyorum. Çünkü işte politika faizini konuşuyoruz, hükümetin mali politikasını vesaireyi konuşuyoruz ama bir de reel sektörün çok büyük problemleri var. Ham madde konusunda sıkıntılar var. İşte programın ilk bölümünde konuştuk. Yani petkim yeterli değil, kimyada ithalatçıyız, ham maddeye erişemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de uzun vadeli yatırımların da olması lazım. Gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar nezdinde. Madem büyüme politikamızı ihracat temelli kuracağız. O zaman üretim konusunda, ham madde konusunda da yatırımlar yapmak gerekiyor. Güven en temel unsur ama biraz size sorayım. Nasıl görüyorsunuz yatırım iklimini Türkiye'de? Yani son döneme bakıldığı zaman kamu yatırımlarında çok büyük bir artış var ama özel sektör yatırımlarında bir artış yok. Doğru. Dolayısıyla yani kamu yatırımlarındaki artışla beraber bu yatırımı sürekli kılmak ya da yatırım artışını sürekli kılmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yatırım yapmak yani hükümetin politikaları arasında yok. Yani ne bileyim daha önceden işte yani bizim devlet kuruluşlarımız vardı, kitlerimiz vardı. O tip yatırım yapmaya devletin niyeti yok diye gözüküyor. Böyle olunca da yani tamamen özel sektörü bırakıldığı zaman da bu durum bunların yapılmasını beklemek mümkün değil. Her ne kadar çok kamu yatırımı yapılırsa yapılsın burada çok ciddi bir değişiklik falan çıkmayacak ortaya. Bir de yani burada yatırımları yönlendirmek anlamında da bir planlamamız yok maalesef. Daha önce işte devlet planlama teşkilatı gibi bir örgütümüz vardı. Onunla yönlendirebiliyoruz ekonomideki yatırımları. Yani bütün bu eksiklikler bir de güvenle, güven eksikliğiyle birleşince ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Ama yani dediğim gibi yani kamu yatırımlarındaki artışla yatırımları canlandırabilmek ve işte ihtiyaç duyduğumuz en temel alanlarda ham madde başta olmak üzere bu yatırımları yapabilmek çok mümkün değil. Halbuki 70'lerde işte 80'lerin bir kısmında bu kitlerin en temel işlevlerinden bir tanesi özel sektörü ucuz ham madde ve ara malı sağlamaktı. Maalesef bunları yitirmiş vaziyetteyiz. O yüzden şimdi çok ihtiyaç duymasına rağmen böyle bir yatırım yapmanın da imkanı olmadığı için burada bir sıkıntı çıkacağız. Ayrıca ham madde fiyatları yani sadece gıda fiyatları artmıyor. Ham madde fiyatları, ara malı fiyatları ve nakliyat maliyetleri çok ciddi şekilde yükselmiş durumda dünya ekonomisinde. Bunların da getirdiği bir takım sıkıntıları yaşayacağız. Yaşıyoruz zaten. Daha da yaşayacağız gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi açtınız. Çok sağ olun. Profesör Doktor Necip Çakır'ı ağırladık. Şimdi gidelim hemen Avrupa'ya. Londra'da Ceren Dilekçi olacak. Ceren hoş geldin yayına. Herkes tabii Jackson'ı merak ediyor. Tüm dünya piyasaları buraya odaklandı ama bugün özelinde de PMI'ler var. Perşembe günü Jackson'dan önce. Verileri de sorayım. Görebildiğim kadarıyla yavaş yavaş aslında Fransa'dan geldi. Almanya'nın PMI rakamları ve AB'nin gelmeye başladı. Hem bu veri ajandası hem de bugün Avrupa piyasalarında nasıl bir açılış vardı?
Merhabalar Güzem. Geçtiğimiz hafta Avrupa borsaları son 6 ayın en kötü haftalık performansını kaydetmişti ve bugün yeni haftaya yükselişle başladı endeksler. Fakat sabah saatlerine kıyasla bir miktar daha kazançların bir kısmını geri verdiğini söyleyebiliriz. Şu saatlerde Fransa borsası %0.7'lik yükselişle Avrupa borsalarındaki primlere öncülük ediyor. Sabah saatlerinde yükselişler %1 seviyesine bulmuştu. Bugün Euro bölgesinden gelen Ağustos ayı öncü PMI verilerinin ardından bir miktar daha yükselişin hız kestiğini takip ettik. Çünkü son dönemde tedarik tarafında yaşanan problemler imalat sektörü üzerindeki baskısını artırmış gibi gözüküyor. Çünkü Euro bölgesinin en büyük iki ekonomisi Almanya ile Fransa'da hizmetler sektörü öncülüğünde bir büyüme yaşandı Ağustos ayında. İmalat PMI her iki ülkede de son 6 ayın en düşük değerini alırken beklentilerin oldukça altında bir performans sergiledi. Mesela Almanya'ya bakalım. Almanya'da Birleşik PMI Ağustos'ta 60.6 puan değerini alarak 2 ayın en düşük seviyesine gerçekleşti. Hizmetler sektörü büyümesi 2 ay, imalat sektörü büyümesi ise 6 ayın en düşük seviyesine gerçekleşmiş oldu. Fransa'da durum aynı. Hatta Fransa'da imalat PMI biraz daha düşük bir değer aldı Almanya'ya kıyasla. Fransa'da imalat PMI 57.3 seviyesine gerilemiş durumda. İngiltere'de ise durum biraz daha farklı. Çünkü İngiltere'de hizmetler PMI gerilemiş oldu. Beklentilerin altında gerçekleşti. 55.5 değerini aldı. İmalat PMI beklentilerin üzerinde 60.1 değerini almış oldu. Verilere ilişkin IHS Market'ten yapılan açıklamada her ne kadar Ağustos ayında özel sektörde ivme kaybı yaşansa da büyüme üzerindeki görünümün pozitif kalmaya devam ettiği kaydedildi. Fakat önümüzdeki dönemde tedarik tarafındaki dar boğazla beraber fiyat artışlarının devam etmesini bekliyor kurum. Yani önümüzdeki aylarda da yine imalat PMI cephesinde verilerin hız kestiğini takip edebiliriz. Bugün aynı zamanda öne çıkan haber başlıklarından biri de İngiltere'den geldi. Çünkü bu hafta İngiltere yeni seyahat listesini açıklayacak ve bu gözden geçirmede Türkiye'nin kırmızı listeden çıkacağı iddia edildi. Aslında biz ilk kez iki büyük basın kuruluşunda Türkiye'ye ilişkin böyle bir iddianın yer aldığını görüyoruz uzun süredir. Çünkü Mayıs ayından bu yana Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunuyor. Yani Türkiye'den İngiltere'ye gelenler otel karantinasına girmek durumunda ve 2.285 sterlin olan ücreti yolcuların ödemesi bekleniyor. Fakat eğer Türkiye sarı listeye alınırsa İki doz aşı olmuş vatandaşlar karantinadan muaf bir şekilde İngiltere'ye Türkiye'den giriş yapabilecekler. Bu karar olursa oldukça önemli olacak. Çünkü Türkiye turizm pazarı İngiltere'yi adeta bu yaz sezonunda kaybetti diyebiliriz. En azından turizmciler Eylül ayında bu kararın alınmasıyla birlikte bir miktar toparlanma beklediklerini geçtiğimiz hafta basına verdiği demeçlerde ifade etmişlerdi Güzel. Ceren çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Londra'dan Ceren Dilekçi bizim için son rakamları derledi. PMI rakamları da hız kesiyor. Bunu da tekrar hatırlatalım. Almanya, Fransa ve Avrupa'nın da gelen manşet rakamlarında düşüş var. Ve bir haberle kapatıyoruz programı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bu spot boru gazı ithalatı için biliyorsunuz 3 ardışık takvim yılı kapasite başvurusu alınacak. Bu haberle veda edelim. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu spot doğal gaz ticaretiyle ilgili yeni bir karar aldı. Karara göre spot boru gazı ithalatı için artık sadece bir yıllık değil, 3 ardışık takvim yılı için kapasite başvurusu alınacak. Önceki yıllarda her gaz yılı öncesinde ithalat giriş noktalarında sadece ilgili gaz yılı için ve sadece bir yıllık talep çağrıları yapılıyordu. Kurul tarafından alınan karara göre ilk aşamada Azerbaycan'dan doğal gaz ithalatı yapılan giriş noktaları olan Türk Gözü, Tanap Seyit Gazi ve Tanap Trakya giriş noktalarında 2022-2023-2024 gaz yılları için yıllık spot boru gazı ithalatı kapasite ilanları birlikte alınacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın sadece arz güvenliğine katkı sağlamayacağını, spot boru gazı ithalat lisansı olan şirketlerin satıcı ülkelerle yapacakları ticari görüşmelerde çok daha avantajlı olacağını belirtti. Yılmaz ayrıca hem şirketlerin rekabet gücünün artacağını hem de doğal gaz ithalat maliyetlerinin azalacağına dikkat çekti.